İstanbul'da kar durdu, erimeye başladı. Fakat siyasette buzlar çözülmedi. Ah İstanbul. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış bir insanım. Neresinde ne var, sıkıntılar nelerdir, bunları da bilen birisiyim. 2004'te 17 saat, 16 saat araçta mahsur kalmış birisiyim. Bunları biliyorum, neyin nerede ihtiyaç olduğunu test etmiş bir İstanbulluyum aynı zamanda. Maziye bir bakıverdi Erdoğan'da, İmamoğlu'da. İstanbul'da kar fırtınası yaşandı ama asıl fırtına siyasette koptu. Kar esareti Erdoğan'la İmamoğlu'nu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Belediye başkanlığını yaptım. Böyle kar tipi bora olacak, Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak. Yok böyle şey. 2 gündür ben buralardayım, sahadayım ve süreci arkadaşlarımla beraber kontrol ediyorum. İddiayla söylüyorum ki hızlı bir çalışma yapılmıştır, kaliteli bir çalışma yapılmıştır. Dilini bozmayan ve kurumları ayrıştırmayan. Ama yine ayrıştı. Erdoğan İBB'yi basiretsizlikle suçladı. Ulaştırma Bakanlığı'na ve özel otoyol işletmesine de değinmedi. Bakanların hangi havalimanına inebildiğine de muhalefetin tepkisini çekti. Yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir. Biz İstanbul'umuzu bir defa kaderine terk edemeyiz. Ben İçişleri Bakanımla Ulaştırma Bakanımı hemen o gece İstanbul'a gönderdim. Bakanlar Atatürk Havalimanı'na iniyorlar. Çünkü o Atatürk Havalimanı uçakların inişine en zor koşullarda en uygun havalimanlarından bir tanesi. Atatürk Havalimanı kullanılmalı. Çöp yaptık Atatürk Havalimanı. Bu havalimanı orada var diye metro yapıldı. Marmaray yapıldı. Etrafına 50 tane 5 yıldızlı otel yapıldı. Günün sonunda İstanbul Havalimanı açıldı. Bir de tabii toplu taşıması yok. Ne yazık ki yok. Tek bağlantısı karayolu. Binlerce insan mağdur kaldı. Biz ilgisiz kalmadık. Size ihtiyacımız yok cevabı alındığı için biz sadece bekledik. Siz kalkar da İstanbul'u tanımayan, bilmeyen insanları belediyeye boca ederseniz ondan sonra da işte böyle sıkışır kalırsınız. Asla biz ve onlar diye bir bakışın sahibi olmayacağız. Biz tüm belediyelerimizle beraber AKOM'da karargahımızı kurar ve AKOM'daki karargâhtan İstanbul'u izlerdik, takip ederdik. AKOM zaten bizim merkezimiz. Hancı da buradaydım. Onun zamanında AKOM yoktu. Oysa metronun varlığı ya da yokluğu daha önemli bir sorundu. İstanbul'da metro hattının olmadığı kuzeyde çıkan fırtına mecburi karayolunu kullanan İstanbulluları esir etti. Metrolar hayata geçmiş olsaydı bu sorunlar da bu boyutta olmazdı. Ama bu projeleri saray imzalamadı. Avan projeyle, niyetle dış borçlanmaya çıkarsanız elbette sonuç alamazsınız. Mega kentte kar etkisini yitirdi. Hatta erimeye bile başladı ama buzlar bir türlü erimiyor el değiştiren büyük şehirlerde. İBB Erdoğan'ın dilinde. Konu çok başka olsa bile. İran'ın Türkiye'ye enerji akışını kesmesiyle başlayan bir süreç var. Onu sormak istiyorum ben de. Türkiye'nin İran'a borcu olduğu için bu kısıtlamaların gerçekleştiği de ifade ediliyor. Seda Hanım, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz. Türkiye'de otoyolları kapalı ama Tayyip Erdoğan hiç oradan bahsetmiyor. Varsa yoksa İstanbul. Neden? Aklı Ekrem İmamoğlu'nda kaldı. Şimdi o zaman asıl soru şu demektir. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz denince o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İran'a borcu var mı? Herhalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri bununla ilgili bir açıklamada bulunurlar. Yani bu soruyu değiştirelim. Madem öyle, şimdi cevap verilecek soru bu. İBB'nin İran'a borcu var mı? Soru bu. İlginç açıklamalar birbirini izliyor. Tartışma nerelere geldi? Yani koltuğa kurulup bu ülkenin kıymetli insanlarının bu bütün söylenenleri dikkatlice izlemesi lazım. Şimdi bir metro projesi, şimdi metro bir daha yeni bir sektöre ayrıldı. Yeni bir bölünme yaşandı metroda. Avam metro. Yani dolayısıyla biliyorsunuz metro var. Öbürünün kısaltması neydi arkadaşlar? U vardı, M vardı, U vardı. Şimdi de A mı olacak? Yani avam metro diye bir şey. Bir de öyle bir durum var. Efendim havalimanındaki yaşananlardan sonra bir takım açıklamalar var. Havalimanı, İstanbul Havalimanı yetkililerinden kimi yerde 40 santim Efendim kimi yerde 1,5 metre kar vardı diye, o yüzden çöktü diye. Enteresan yani, bundan nasıl cevap olduğunu ben doğrusu bilmiyorum. Yani ilginç. Hakikaten izlemeye değer.